Sevgili Kaya ile Ece kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda sizleri kart tamiri konusunda çok ufak da olsa bilgilendirmiştim. Ve bu konunun detaylarına girmeden yüzeysel bir şekilde sizleri aydınlatmaya çalışmıştım. Fakat bu konuyla ilgili o kadar çok yorum geldi ki, gelen yorumlar üzerine bu konuyla ilgili sizleri biraz daha bilgilendirmeye ve konunun daha da detaylarına girmeye karar verdim. İşte bu videomuzun konusu yine kart tamiri olacak ve siz de bu videoda bir multimetre ve bir havya ile kart tamiri nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Kart tamiri derken daha önceki videomu izlemeyen arkadaşlar lütfen izlesinler. Videonun ya sağ üst köşesinde ya da sol üst köşesinde bir yerde kart gelecek. O karttan direkt tıklayarak o eski videomuzu izleyebilirler ki kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Kart tamirinden başka değindiğim konular da var. İzlemeyen arkadaşlarım lütfen o videomuzu izlesinler ve piyasada dönen bazı durumlar hakkında bilgi sahibi olsunlar. Şimdi kart tamirine geçeceğiz. Evet, ama öncelikle yüzeysel olarak kart tamiriyle ilgili bilmeniz gereken bazı noktalara değineceğim. Bir elektronik kartın çalışma şekli şu şekildedir arkadaşlar. Genelde elektronik kartlar katlar halinde dizayn edilir. Yani kat derken üst üste katlardan bahsetmiyorum. Yan yana katlardan bahsediyorum arkadaşlar ki elektronikte bu şekilde dizilime kat denir. Katlar halinde yapılır. Besleme katı, çıkış katı, işte ne bileyim amfi katı, ne bileyim sürücü katı, mikro işlemci katı gibi katlardan oluşur. Elektronik kartlarda katlar belli görevi yapan bloklar halinde tasarlanır. Elektronik kartın gücü bir noktadan giriyor ve güç düzenlenmesi yapıldıktan sonra değişik katlara bu güçler aktarılıyor. İşte mesela bir taraf 5 voltta çalışıyor diyelim. Bir taraf 12 voltta çalışıyor. Bir taraf DC 300 voltta çalışıyor. İşte bu voltajları düzenleyen kata biz besleme katı diyoruz. Bir mikro işlemci katı tutup da besleme katının içerisine yapılmaz. Ya da bir çıkış katı, yani röleli bir çıkış katı tutup da beslemenin içine gömülmez elektronikte. Şunu demek istiyorum. Katlar birbirine genelde karıştırılmadan yapılır. Belki çok zorunlu durumlarda böyle bir şeyler yapılabilir ama yine de olayın özü katlardır. Şimdi diyelim ki kartınız hiç çalışmıyor. Eğer kart hiç çalışmıyorsa İlk bakmanız gereken nokta besleme katıdır. Besleme katı çalışıyor mu? Yani karta güç giriyor mu? Ve diğer katların ihtiyacı olan voltajlar çıkıyor mu? Önemli olan budur. Eğer besleme katı çalışıyorsa, çıkışlardan herhangi biri sürülmüyorsa, diyelim ki bir motor sürülecek, diyelim ki bir hoparlörden ses çıkacak, fakat onlar çıkmıyor. Yani kartın voltajı var. İşte atıyorum tamir etmek istediğiniz cihazın lambaları yanıyor. Ekranında görüntü var. Bu gibi durumlarda besleme katında arıza aramanıza gerek yok. Ama şunu yapabilirsiniz. İşte arızalı olan katın, yani diyelim ki bir amfi kısmı var. Oradan ses çıkacak. Hoparlörden ses çıkacak. Ve ses çıkmıyor. Ekranda görüntü var. Şu olabilir. Amfi kısmının voltajı beslemeden gitmiyor olabilir arkadaşlar. Onun için besleme katında ilk bakmanız gereken yer amfinin beslemesi olan voltajı gözlemlemek. Orada voltaj varsa demek ki besleme katı sağlam, amfinin kendisinde arıza var. Yani ses çıkış katında, amfi dediğimiz işte burada ses çıkış katı oluyor arkadaşlar. Ses çıkış katında bir problem var demektir. Diyelim ki kartınızın besleme voltajları var, lambaları falan yanıyor ama ekranında görüntü yok. İşte o zaman ekranla ilgili kısma, yani mikro işlemci ve mikro işlemci tarafından sürülen ekran katına odaklanmanız lazım. Durduk yere başka yerlerde arıza aramanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Bu videomuzun konusunda da giriş olarak besleme katı arızalarından bahsedeceğim. Çünkü daha önceki videomda da yine böyle tüyolar vermiştim arkadaşlar ve bazı arkadaşlarım bunu yanlış anladılar herhalde. Bir önceki videoda size bakmanız gereken yerleri söyledim. Yani %80, %90 buralardan arızalanır arkadaşlar demiştim. Fakat bazıları bunu yanlış anlamışlar.
%80, %90 kart tamiri çok kolaydır anlamışlar. Halbuki öyle bir şey yok. Genel itibariyle buralar arızalanır diye ben size o kısımları göstermeye çalışmıştım. Ve biraz önce dediğim gibi gelen yorumlar üzerine kart tamiri konusunda detaylara gireceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen besleme katındaki arızalar konusuna birazcık yoğunlaşalım. Çünkü videomuz çok uzamaya başladı. Bazı arkadaşlarımız bu durumdan sıkılıyor ve şikayet ediyorlar. Onun için daha fazla uzatmadan hemen besleme katı arızalarına geçelim. Şimdi size yine servislerin, elektronikçilerin asla istemediği ve öğrenmenizi istemediği küçük bir tüyo vereceğim bu kart tamiri konusunda. Lütfen burayı dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın kartın üzerinde varistör dediğimiz bir parça var. Hemen şu kartın voltajını bir keselim. Bu varistör dediğimiz parça hemen göstereceğim. Olan parça. Bu kimi kartlarda mavi olur, kimi kartlarda kırmızı olur. Ama önemli değil rengi. Hemen beslemeden sonra mercimek kondansatöre benzeyen bir malzemedir. Biraz büyük bu malzeme. Bu malzeme bir intihar komandosu gibi çalışır. Ne demek intihar komandosu gibi çalışmak? Bizim cihazımıza gelen çayır şebekesi voltajımız yani 220 volt elektriğimiz yükselecek olursa bu yükseklik seviyesi 270 volt 280 voltların üzerini kastediyorum. Çünkü altındaki voltajlarda bizim elektronik olan besleme kartlarımız girişteki voltaj yüksekliğini bir nebze çıkışa yansıtmadan tölere edebilir. Yani sizin giriş geriliminiz 240 volt 250 volt bile olsa çıkıştaki geriliminiz kalabilir. Yani televizyonunuz, uydu cihazınız ya da bir müzik setinin kartıysa bu kart hala sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edip sizin sisteminizi çalıştırabilir. Fakat bu şehir şebekesi voltajı 270 volt, 280 volt gibi voltajların daha da üzerine çıkıyor dediğimiz malzeme kendini hemen kısa devre ederek patlar arkadaşlar. Kendini kısa devre ettiği anda şehir şebekesi sigorta üzerinden kısa devre olacağı için bizim sigortamızda patlar ve varistör patladığı için, sigortamızda patladığı için artık kartımıza o yükselmiş olan gerilim gidemeyeceği için kartımızın geri kalanını korumuş olur ve cihazımız şehir şebekesinin yükselen voltajından korunmuş olur. Ama bu esnada cihazımız da sigortası attığı için çalışmaz olur. Siz artık cihazınızı ne kadar fişe takarsanız takın, düğmesini ne kadar basarsanız basın, sigortası attığı için cihazınız çalışmayacaktır kesinlikle. Bunun neticesinde siz artık cihazınızı bir servise, bir elektronikçiye götüreceksiniz. Servisin yapacağı tek iş buradaki cam sigortayı değiştirmek ve eğer vicdanlı bir servisse, insaniyetli bir servisse buradaki varistörü de tekrar değiştirmek olacak. Çünkü varistör artık olmasa diye çalışmaya devam eder. Fakat bundan sonra varistör olmadan çalışacağı durumda kart artık korumasızdır. Yani şehir şebekeniz yükselirse varistör burada olmadığı için kartınız ve cihazınız artık korunmayacaktır. Bu malzeme 3 liralık 5 liralık bir malzeme. Sigortayı değiştirdiğinizde bu malzemeyi de değiştirirsiniz ki dediğim gibi insaflı vicdanlı bir elektronikçi ise bu malzemeyi de değiştirir ve kartın hala korumalı olmasını ve cihazın bundan sonraki voltaj değişikliklerinde de voltaj yüksekliklerinde de korumalı olarak çalışmasını sağlar. Ama bu malzeme olmadan da kart çalışır. Demek istediğim bu. Bu olay sadece bir cam sigortaya bakıyordur. Buradaki malzeme de patladığı için orada patlamış vaziyette kararmış siyah yanık bir durumda gözüktüğü için siz kendiniz açsanız bile korkarsınız. Aa, kartta büyük bir arıza var, büyük bir patlama olmuş diye düşünürsünüz arkadaşlar. Halbuki bu varistör kartınızı ve cihazınızı yani buradaki kartları ve elektronik cihazı korumak için kendisini feda etmiştir. Dediğim gibi 3 liralık bir meseledir bu. Şimdi bu varistör meselesini anlattığımıza göre bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Sigortalar her zaman bu şekilde cam sigorta şeklinde olmayabilir. Bakın burada hemen yine bir sigorta çeşidi göstereceğim. Bakın 255 amperlik bir
sigorta gördüğünüz gibi tamamen bir kondansatöre benziyor. Siz bunun sigorta olduğunu bilmediğiniz için kontrol etmeyeceksiniz. Bakın burada 250 volt 2,5 amperlik bir sigorta daha varmış. Sigortalar çeşitli çeşitlidir. Kimileri kondansatör, mercimek kondansatöre benzer. Kimileri elektrolikit kondansatörlere benzer. Burada bunları bilmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi kartın geri kalanı ile ilgili bazı voltaj ölçümlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hemen şu filmimizi tekrar bir takalım ve şimdi bir de bu kartın üzerinde hemen şöyle dikkatli bir şekilde döndüreceğim. Bakın şurada yeşil bir malzeme hemen TEP1 yazıyor. Bir PTC var arkadaşlar. Bu PTC de üzerinden yüksek akım geçtiğinde bu PTC ısınarak kendi direncini yükseltmeye başlıyor. PTC'ler ısınınca direnci yükselen malzemelerdir. Direnci yükseldikçe kartın üzerine düşen voltaj ve akım sınırlandırıldığı için kartın geri kalanını bu bir önceki yüksek akım çekilmesinden dolayı kartın geri kalanını bu PTC korumuş oluyor. Bu malzemeyi de eğer ölçmek istiyorsanız söktükten sonra direncini ölçüyorsunuz. Bir yandan da ısıtıyorsunuz. Isıttığınızda direnç yükseliyorsa bu malzeme sağlamdır arkadaşlar. Isıttığınızda direnç yükselmiyorsa veya hiç direnç göstermiyorsa bu malzeme bozuktur. Bilginiz olsun. Şimdi hemen PTC'den sonraki voltajı görelim. Bu anlattıklarım bazı arkadaşlarıma karışık gelebilir. Evet ama temel elektronik serimizi izleyerek bu bilgileri pekiştirirseniz çok daha rahat bu işleri öğrenebileceğinizi düşünüyorum. PTC'den sonra filtre bobinimize 220 volt geliyor mu? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi 220 volt buraya da geliyor. Filtre bobininden hemen şu şekilde geçtikten sonra buraya da 220 volt geliyor. İşte şimdi biz burada 220 voltu göremesek fakat filtre bobininin ön tarafında görsek diyeceğiz ki ha aşırı akımdan dolayı filtre bobinimiz bozulmuş. Ya da PTC'den önce görüyoruz. PTC'den sonra göremiyoruz. Ha bizim PTC'miz bozuk arkadaş diyeceğiz. Ve bakıyoruz varis 4'e 220 voltu göremiyorsak o zaman sigortamız atmış olabilir veya kablomuzda bir kırık olabilir. 220 voltumuz karta hiç gelmiyor diye düşünebiliriz. Neyse filtre bobininden geçtikten sonra 220 voltumuz hemen şurada göreceğiniz bakın 4 adet köprü diyota giriyor arkadaşlar. Bu 4 adet köprü diyot bizim 220 volt şehir şebekemizi doğrultuyor ve buradaki kondansatör vasıtasıyla tam DC'ye çevrilmeye çalışıldığı için oradaki voltajımız bizim yükselecek ve artık ölçü aletimizi DC kademesine alacağız. Bakın hemen kondansatörün uçlarında şuradaki büyük kondansatörün uçlarında 300 volt gibi bir gerilim görmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi DC 289 volt. Evet eğer burada 289 voltu göremiyorsak AC'yi gördük DC'yi göremedik. O zaman diyotlarımızdan bir veya birkaçı olmuştur. Diyotlardan arızalı olanı değiştirdiğimizde hala burada 300 volt göremiyorsak kondansatörümüz kısa devre olmuş olabilir. Videoyu burada bitirmeden önce küçük bir tüyo daha vereceğim arkadaşlar. Eğer çalışan elektronik cihazını saçmalıyorsa yani atıyorum bazen açıyor bazen açmıyor veya açıkken farklı farklı kendi kendine bir şeyler yapıyor bir yere giriyor bir menüye giriyor bir menüden çıkıyor gibi bir durumlar söz konusuysa ilk bakmanız gereken şeyler kartın üzerindeki kondansatörleriniz arkadaşlar. Eğer cihazınız 3-5 sene gibi böyle uzun süreler kullandıysanız kartın üzerinde ne kadar kondansatör varsa bunların hepsini değiştirmenizde fayda var. Çünkü kondansatörler zamanla içerisindeki sıvıların özelliğini yitiren ve değer kaybına uğrayan malzemelerdir. Bunların hepsini birden değiştirmenizde fayda var. Video çok çok uzadı biliyorum. Daha da uzatmamak adına videoyu burada bitireceğim. Lütfen bu konularla ilgili sorularınız varsa yorumlarda bizlere bildirin. Takip etmeyi ve bizlere destek olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın.